Merhaba arkadaşlar. Bir başka dersimize hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Have Got, Has Got. Have Got ve Has Got arkadaşlar. Ee, bu konuya geçmeden önce size tavsiyem daha önce anlatmış olduğum Countable ve Uncountable nouns'ları çalışmanızı istiyorum. Çünkü Uncountable yani sayılabilir ve sayılamaz isimlere bilmediğimiz isimleri bilmediğimiz takdirde e, bu konuda Anlam yamayacağımız yerler olacaktır muhakkak. O yüzden e, sizden rica ediyorum... ...countable ve uncountable nouns konusuna da şöyle bir bakın... ...bir fikriniz olsun. Ki daha sonraki derslerde de zaten... E, ...bu konunun devamında quantifiers dediğimiz... ...some, any, a lot of, much, many gibi konularda anlatmaya çalışacağım... ...ve böylelikle e, bu bölüm, bu özellikle bu kısım netleşmiş olacak. Şimdi bugünkü konumuz evet hevgat ve hezgat, hevgat ve hezgat ikisi e, sahip olmak anlamına geliyor. Çok basit bir konu, çok basit kuralları var. Hemen konumuza geçelim ve bu konuyu e, çok güzel bir şekilde öğrenmiş olalım. Olumlu cümleler arkadaşlar, olumsuz cümleler ve soru cümleleri olacak bugün. Olumlu cümlelerimiz e, hevgat ve hezgat ile ilgili full form yani tam Cümle tam hali Short form'da kısaltılmış hali İngilizce'de biliyorsunuz Biz yardımcı fiilleri e, uzun da yazabiliyoruz Aynı zamanda kısaltabiliyoruz. Hemen bir bakalım I have got diyoruz Burada da ne yaptık kesme işareti koyduk I have got dedik Aynı zamanda sadece got'ı kullanmadan da I have diyebiliriz Bunun anlamı ben sahibim anlamına geliyor You have got You have got ne yapmış olduk yine? Sen sahipsin anlamına gelmiş oldu. We, he, she, it'te de arkadaşlar has got kullanıyoruz. Her zaman olduğu gibi genelde he, she, it'te yardımcı fiillerimiz değişiyor. He, she, it has got. Aynı burada kesme işareti koyduğumuz zaman, e, apostrof s koyduğumuz zaman, kesme işareti s koyduğumuz zaman da ne olmuş oluyor? E, ifademizi kısaltmış oluyoruz. We, you, they have got. We, you, they have got. Aynı şekilde biz siz veya sen, onlar sahip anlamına gelmiş oluyor. Full form ve short formu olumlu cümlelerde bu şekilde. Diğer tarafta daha uzun uzadıya olumsuz yaptığımız zaman gördüğümüz gibi olumsuz cümleler, olumsuz cümlelerin uzun hali, olumsuz cümlelerin kısa hali. Şimdi olumsuz cümlelerin uzun hali ve kısa haline bakalım. I have not got, ben sahip değilim. Mesela bir şey söyleyelim, buraya bir şey ekleyelim. I have not got a Mercedes, ben bir Mercedes sahibi değilim. Burada aynı şekilde bu şekilde de kullandığımız zaman hiçbir şey, değişiklik olmaz. I haven't got a Mercedes. Ben Mercedes sahibi değilim. I haven't got a car. Araba sahibi değilim. I haven't got a house. Ev sahibi değilim. Yani evim yok da diye çevirebiliriz. You have not got. You haven't got. He, she, it de, de ne yapıyoruz? Yine aynı şekilde has de burada. Ve ne yapmış oluyoruz? Yine not eklemiş oluyoruz. He, she, it hasn't got kısaltıldığında da bu şekilde kısaltılmış oluyor. We you they have not got We you they haven't got şeklinde olumsuz cümleleri ifade etmiş oluyoruz arkadaşlar. Daha önceki dersleri takip edenler, olumsuzluk yapma kuralını bilenler, yardımcı fiili nereye getireceğimizi bilenler bu konuyu çok kolay, çok basit bir şekilde anlayacaktır. Tabloya baktığımız zaman olumlu, olumsuz hallerini görmüş oluyoruz. Şimdi soru haline bir bakalım. Have I got. Have'i ne yapıyorduk? Her zaman yaptığımız bir şey vardı. Bizim yardımcı fiili cümlemizin başına getiriyoruz. Mesela have I got a Mercedes. Benim bir Mercedes'im mi var? Hani böyle dalga geçer gibi de sormuş olabilirsin. Çünkü sen kendi kendine sormuyorsun bunu. Have I got a Mercedes? Yani ben bir Mercedes'e mi sahibim diyebilirsin. Mesela do you have do you have a bike? Senin bir bisikletin var mı? Peki burada have I got diyebildiğimiz gibi aynı zamanda do I have de diyebiliriz. Yani iki şekilde soru yapabiliriz. Soru da birazcık farklılık oluyor. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Have you got for example have you got a house? House neydi? Evdi. Have you got a house? Bir evin var mı? Burada da aynı şekilde do you have a house? senin bir evin var mı şeklinde sorabiliriz. Has he she it got? Burada da aynı şekilde cümlemize devam ediyoruz. Has she got? Has she got a new a new dress? Onun yeni bir elbisesi var mı? Bu şekilde ifade etmiş oluyoruz. Does he does she does it have for instance pencils? Onun kalemleri var mı? pencils veya başına da red diyelim red pencils. Şöyle yaptık. Yani çoğul bir şekilde de sorabiliriz. İlle e ile sormak zorunda değiliz. Yani burada neye sahipse işte kırmızı bir arabaya da diyebilirsiniz. Yani niteleyebilirsiniz. Sıfatla ekleyebilirsiniz. Do we, you, they, got bu şekilde cümlemizi devam ettiriyoruz. Bundan sonra da yine bir noun ekleyebiliriz. Mesela onlar neye sahip olsun? Onlar bir tane köpeğe sahip olsun. A dog. Onların bir köpeği var mı? Do you have got a cat? Senin bir kedin var mı? Şeklinde ne yapmış oluyoruz? Sormuş oluyoruz. Soruda da bu şekilde kullanıyoruz arkadaşlar. Çok seri bir şekilde have got has got konusuna devam edeceğim. Şimdi have got has got konusunda önemli olan bizim için... Ee, Biraz bununla alakalı pekiştirmek için her zaman olduğu gibi ikinci dersimizin ikinci kısmında hemen bir alıştırma yapalım. Bu alıştırmadan sonra da bu konu pekişmiş olsun. Çok kolay bir konu zaten. Evet, bir de filozofumuzdan gene birkaç söz dinleyeceğiz bugün. Ee, bence güzel şeyler söyleyecektir. Hatta isterseniz ilk başta filozofumuz, filozofumuzun ne dediğine bir bakalım. Value değer demek, kıymet demek, değer demek. What is the most valuable is not what you have in your life but who you have in your life. Evet, ne anlama geliyormuş? Bir daha bir daha okuyayım. What is the most valuable is not what you have in your life but who you have in your life. Hayatta sahip olduğun en değerli şey neye değil kime sahip olduğundur. Evet. Biz de hayatımızdaki en önemli şey etrafımızdaki insanlar, değer verdiğimiz insanlar. Evet. I have got a new... Şimdi ne yapacağız? Şimdi burada gördüğümüz gibi resimler var. Burada da bunlarla alakalı buradaki resimleri buraya yerleştirmeye çalışacağız. Hemen yapalım. Evet kızımız ne diyormuş? Kızımızın adı bizim meşhur bir kızımız vardı. Neydi? Evet yazıyorum ben buraya. Zülal. Evet bu dilini çıkartmış arkadaşımıza da bir isim verelim. Valla herkes bir isim verebilir. Sorun değil. Ben buraya Mustafa yazayım. Musti yazayım. Musti. Buna da buna da Gül yazayım. Tamam. Bu iki arkadaşımız zaten tanınmış arkadaşlar. Biliniyor. Şöyle görünmedi herhalde Gül Sima. Ha, Gül da gösterelim. Tamam. Şimdi I have got a new robot. Yeni bir robotum var. Computer'ım var. Yani computer bilgisayar. And teddy bear. Evet şimdi bulalım bunları beraber. I have got a new robot. Evet. Robot nerede? Burada. Hemen şöyle çekelim. Okey. Birincisi de tamam. Computer bilgisayar nerede? Bilgisayar. Evet bilgisayar da bulalım. Bilgisayar da bulduk. Okey. Bilgisayar da tamam. Ve teddy bear. Evet teddy bear'i de bulalım. Tamam. Bir tane daha bir şey ekleyelim hadi bakalım. Siz kendiniz de ekleyebilirsiniz. I have got a for example I have got a yo yo diyebiliriz. Bak yo yo ekleyebiliriz. I have got a ball topu buraya ekleyebiliriz. I have got a bike bunu ekleyebiliriz. I have got a teddy bear teddy bear teddy bear teddy bear nerede? Yanlış mı yaptık? Rubat teddy bear evet yok şöyle rubat evet computer teddy bearimiz nerede? Teddy bearimiz bir tane daha ayımız varmış. İkisi de birbirine benziyor. Vallahi hangisini kabul edersek artık. Evet. Bir tane daha söyleyelim. I have, got a, I, have got a, I have got a doll diyebiliriz mesela. Evet. Şimdi diğer bölüme geçtik. I have got a computer. Yine bilgisayarı varmış ya. Yani herkesin artık bilgisayarı var. I have got a computer. Evet. Çektik. I have got a kite. Neyi varmış bu arkadaşımızın? Kite. Uçurtma değil mi kite? Kite uçurtmaysa o zaman kite'ı da çekelim şuraya. Kite'ı da olsun. Bir de ne varmış? Skateboard. Skateboard neydi arkadaşlar? Skateboard. Evet. Doğru cevapladınız. Evet. Skateboard'u da varmış. Bir tane daha bir şey ekleyelim bu arkadaşımıza. O da eksik kalmasın. Ne olsun mesela? I have got a... I have got a... Yo yo. I have got a... Ball. I have got a... Doll. Evet bunları diyebiliriz. Siz tabi istediğinizi diyebilirsiniz artık. Hangisini öngörüyorsanız ona vermeyi. Evet diğer tarafta son Gülsüman'ın neyi varmış? I have got a yo-yo. nerede? Yoyo yoyo, yoyo. -yo. Yo -yo. Evet güzel bir oyun. I have got a ball. Evet neyimiz varmış? Topumuz varmış. Onu da ekleyelim. Evet. I have got a scooter. Scooter'ı da ekleyelim. Scooter'da ne oluyor arkadaşlar? Bu. Tamam. Gülsüm da bir şey ekleyelim. Hadi. I have got a I have got a For instance I have got a doll. Bebeği olmuş olsun onun bir de. Evet. Burada. Arkadaşlar ben beni dinlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, abone olmayı unutmayın. Ee, diğer dersleri de özellikle takip edin. Eğer diğer dersleri de takip ederseniz ben gramerde ve özellikle İngilizce'de Bundan sonra hiçbir probleminizin olacağını düşünmüyorum. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.